Hiç kimse ama. Hiç kimse. Dünyada yaşamıyor. Dünyadan doğan dünyalıdır. Akıldan doğan akıldadır. Ruhtan doğan ruhtadır. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Nerede yaşıyor? Bu işe, işte işin garip tarafı, şöyle çekeyim. Dünyada yaşadığımızı zannediyor. Dünya vesile oluyor. Arkadaşlar, ya insanlar, ben söyleyeyim siz şey yapın. Herkes hususi dünyasında yaşıyor. Ya bir fikirdedir, ya histedir, ya duygusundadır, ya latifesindedir. Müstakil dünyada yaşayan bebeklerdir. Fikir yoktur, hissi de yoktur, latifesi de yoktur. Ona Adem Safiyullah derler. Belirlenmemiş. O geçtikten sonra Fethulü fi ibadi ve Fethulü cenneti. Şimdi adam aşık olmuş. Aşk-ı mecası var, aşk-ı hakiki var. Ha? Nerede yaşıyor gece gündüz? Bakın, duygular, hisler içimizde, fikirler. İçimizde. Buna bil kuvve denilir. Ağacın çekirdeğine bil kuvve. Ağaca bil fiil. Uyandı mı bir fikir? Uyandı mı bir his? İçindeydi o. İçinin içine giriyoruz. Hiç kimse müstakil yaşamıyor doktorum. Hissinin içindedir veya fikrinin içindedir. Uygulayayım. Ya gayzdadır, ya şehvettedir, ya kariyerindedir hedefi, ya fikrindedir. Yani mutlaka bir şeyin içinde yaşıyor. Fanos gibidir. Herkesin hususi dünyası. Tamam. Şimdi onu nereye taşıyacağım? Onu nereye taşıyacağım? Burayı anladık değil mi Erdinç? Hiç kimse ama. Oğlumuz, kızımız, hanımımız, bizimiz, babamız, kardeşimiz, halamız, eşimiz, aşımız, işimiz. Hiç kimse bu dünyada yaşamıyor. Ya öfkesinin içindedir, ya şehvetindedir, ya gadabındadır, ya hissindedir vesaire. Ondandır ki sana katkı sağlayacak bir şey anlatacağım. İntihar çeşitleri var, 4 tane temelde. Kafasına sıkar, yukarıdan aşağı atar, ilaç içer, iple asar kendini. Genelde bu. Bunlar eski ecdat bunları demiş. Mesela cin net olduğu, cin olduğu nettir yani. Bak şimdi, bu sana lazım, kenarda dursun. Tıp mutlaka bir şey diyordur. Adam fikrini kontrol edememişse, dima cehennem olmuşsa, el cezao min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Sırınca kafasına sıkar. Kafasına sıkanlar ekseriyeti mutlaka %90 erkeklerdir. Fikri bunalıma girmiştir. İstikamet bulamamıştır. Düşüncesine boğulmuştur. Ya borcundan, ya alacağından, ya ihanetten, ya bir şey. Düşüncesini kontrol edemeyenler, düşüncesi cinsinden, ki düşüncesi serbest bölgedir, kafaya el ceza min cinsil amel. Ceza yapılan amel cinsindendir. Burada olduğu için buradan gidiyor. Fikri bozuk olanlar doktorum, fikri istikamete koyamamış, fikrinin içerisine girmiş. Sonra bunu anlatacağım. Millet ölümden korkuyor. Oysa herkes kabirde. Biraz önce anlattım. Hiç kimse dünyada yaşamıyor. Ben de dahil hiçbirimiz. Ya fikrimizin içindeyiz, ya histeyiz, ya duygudayız, ya latifedeyiz. Fikirdeysek akıldayız. Histeysek vicdandayız, duygudaysek kalpteyiz, latifedeyse ruhtayız. İki şekilde var benim bulabildiğim. Dünyada yaşayan bebektir. Kendisine yabani ve yabancı, seni getirmişim video vardı. Böyle ayağını kaldırıyor, ayağını tanımlamaya çalışıyor. Affedersiniz, gazından bile korkuyor. Hiçbir şey bilmiyor, yeniden öğreniyor. Bir de uykuda olan adam.
buradadır ama ölmüş. Ölümün kardeş. Şimdi intiharın şeyini söyleyeyim de sonra oraya geçeceğim. Lazım olur diye. Bunu Efcic Antiyon'da sana söylüyorum. Yani. El ceza min cinsil amel sırrı. Hangi saadata yaptın? O saha yoluyla ceza alıyorsun. Ha? Sen hırsı için davasını ihmal edenlere geçim derdi verir Allah. O cinsler. Misal. Şimdi fikri bozuk olanlar, fikrini yönetemeyenler fikir yoluyla intihar ederler. Yani intihar kafayadır. %99-95 kafasını sıkanlar erkeklerdir. Fikri bozukluğundandır. His bozukluğundan ise his vefasızlık, ihanet, yalan vesaire hissi bozukluk, vicdanidir. Bunlar yukarıdan aşağı atarlar kendini. %99-95 kadınlardır. Yani histir. Hislerin bozukluğundan aşağı atarlar. Çünkü hissin özelliği kuyudur. Kuyudur. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın çocuğu Yusuf'u kuyuya indirenler haset ettiler. His olduğu için kuyuya indirdiler. Gadap ise, öfke ise hapishanedir, o da dimağ'dır. Kuvaların yeri burasıdır. Kuva, güç. Demek ki kafadan gidenler fikri bozukluğundan, yukarıdan aşağıya atanlar hissi bozukluğundan, duygu bozuklukları var. Duygu. Mesela akrabalık ilişkileri, hanım vesaire, eş ilişkileri, duygular yani kalbi, muhabbetler. O bozuk olunca kalp, onlarda duygu bozuklukları hap içerler. Latife bozuk olunca uzatmayayım, ruhsaldır o, ruh bozukluklar ip takarlar. Tamam mı? Latifeleri bozulunca, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk, surur vesaire, memnuniyet, iftihar. Şimdi bu temel bilgiyi verdikten sonra kendini tanımak kolay mı ya? Bunları bileceksin ki Allah muhafaza etsin, gırdabına girmeyeceksin. Gırdabına girmeyeceksin. Mesela kafasını sıkanlar kafadan alakalıydı. His neydi? Hissi bozuk olanlar yukarıdan aşağı atar. Duygu bozuk olanlar ilaç içerler. Duygu ilaç derken adam bütün gazı açar ocağa, camları kapatır gazla. Veya benim bir tanıdığım arabanın egzozunu hortumla içeriye aldı. Arabayı çalıştırdı. Egzoz dumanını içeriye soktu arabanın. Orada zehirlendi. Bu duygu bozukluğu, ihanet yani duygu. Çünkü vefasızlık duygu bozukluğudur. Peki Hasan abi o dışarı kaçmadı mı son anda? Zorlandı ama arabayı kilitledi ve anahtarı da dışarıya atmıştı. Yapamayayım diye, yani açmayayım diye. Mesela suya atlayanlar, arabayla atlayanlar ekseriyetle ya tavanda buluyorlar ya arka camda buluyorlar. Vuruyor, suya arabayı atlar ama iş işten geçti. Çünkü onları attıran erva-ı habise veya cinlerdir. Konumuz o değil. Burada ne kadar mühim olduğunu anlatmak istiyorum. Bu bir. İki, kimse dünyada yaşamıyor. Ya fikrindedir, ya hissindedir, ya duygusundadır, ya latifesindedir. Şimdi kabrin sıfatı dörttür. Ustad diyor. Kabir soğuktur, dardır, kimsesizdir, karanlıktır. Tamam mı burada? Bu bir tabirdir. Ve burayı o dört ayı anlattıktan sonra kimse dünyada yaşamıyor ya fikrinde diyoruz. Bak şimdi, soğuktur, insanın istidat ve kabiliyetlerini sıcakta gelişir. İstidat ve kabiliyetlerini geliştirmeyen adam kabrin soğuk sıfatına girmiş. Yani kendine yatırım yapmıyor. Dardır. Dar.
Yani mazi ve mustakbelsiz yaşıyor. Kısa zamanda. Anda yaşıyor. Anda yaşıyor. Hesapları öyle yapıyor. Kısa çözümlerle uğraşıyor. Karanlıktır. Karanlık, imanın iki vasfı vardır. İman bir nurdur, bir kuvvettir. Nur geleceği tanımlar. Güç, kuvvet destek alır. Destek aldığı yerdir. Karanlık olmasının sebebi, dünyasını ve dimağını, kalbini, hissini ahiret inancıyla istikamet koyamıyor, doyuramıyor. Önünü göremiyor. Yani önünü görmenin şeyi, önünde mesela diyelim ki karalama gidiyorsun. Ama orada bir tane ışık olsa, lamba yaksalar görürsün. Bizim karşımızda bir sürü berzahlar var, görmüyoruz karanlığı. Ama orada bir ışık yanıyor Nur. Ha, onu gördük, önemli değil. Dere, tepe dahi olsa ona gidiyoruz. Bu ahirettir. Kimsesiz ise, kimsesiz, yani kendi müstakil, el ceza min cinsil amel, kimseye bir şey olmamışsın ki, kimse sana bir şey olsun. Kimsesizsin, toplumda dahi olsa sahiplenileceğin, seveceğin olmadığı için sevilmeye de hakkın yoktur. Böyle bir talebin yok. Şefkat etmediğin için şefkat edilme. O zaman seni yapılandıracak, elinden tutacak, gece 2'yi 10 geçe, canım bunaldın, hakikaten bunaldın, telefonu rahatça kaldırıp şuna telefon edebilirim diyebileceği kimsen yoksa senin, sen kimsesizsin. Tamam. O zaman kabir, bu mezarlık değildi o. Ustad, zamana, hazır zamana tabut demiş. Anda, şu cesede tabut demiş. Demek ki soğuk, istidat kabiliyetlerini inkişaf ettirmediğimiz için yatırım yapmayınca, soğuk olunca, soğuk yerde çekirdekler gelişmez. İstidatların öldürüyor. Oysa Haliku Habbin ve Neva, insan bir çekirdeğe benzer. Burada neşu nemalandırması gerekiyordu. Dar olmasının sebebi, Allah'tan dayanamadığından, ahiretle beslenmediğinden, karanlık olmasının sebebi, iman-ı bil ahiret ailesine ve kendisine hakim olmadığından, hani mesela teneffüs ediyoruz ahirete iman. Çünkü mesela çok acayip bir şey, kimsesizlik. Biz o kadar kişiye ünsiyet etmişiz ki, üfet değil, İmam-ı Rabbani'yi tanımıyoruz. Oturup yemek yememişiz, seyahat etmemişiz, ticaret yapmamışız. Onlara, onların hayatları, hayatlarımıza model alarak ünsiyet etmişiz. Mektubatta diyor ki, on ve bir de Mesnevi Nuriye'nin Hubab mıydı, o ayna diyor. Geçmiş dediğiniz zaman bakın, geçmiş ayna ise ne var geçmişte? Geçmiş deyince ne diyorsunuz? Allah Resulü dersiniz, Gazali dersiniz, İmam-ı Rabbani dersiniz, Bediüzzaman dersiniz. Herkes bir mabet etti. Bakın bakalım, geçmişten şahısları çıkarın, geçmiş var mı? Geçmiş dediğin şey, bize ayna olmuş, bizi tanımlamış veya bize zulmetmiş, yanlışlık yapmış kişilerle dolu. Kişilerin bütünlüğüne ayna demiş. Kişisiz geçmiş yoktur. Geçmiş. Ne yani? Hatırlıyor musun köydeki hayatını Yasin deyince? Deden geliyor, babanın geliyor, emmi geliyor. Sığır çoban yaptığın geliyor. İnsan, demek ki insanların bütünlüğüdür. Kimsesiz. Biz mazideki o yaşayanlara bile ünsiyet etmişiz. Onunla besleniyoruz şu anda. Abi özür dilerim. Kabir mekandır değil mi özde abi? Yani, gibi. Evet yani mekan. Evet. Şimdi insanda da mekan, bence mekanı oluşturan, asıl mekanı oluşturan bence zihin abi. Gerçek mekanı oluşturan. Evet. Zihine çok uyuyor gibi geldi bana. Evet, evet. Bakın irade, Hasan abi bakın, irade, zihin. Zihin zaten mekanı oluşturuyor. Evet. Şimdi bu konumuz bu değil. Yani bu arada bir ısınma olsun diye. Yani detayına girmeyeceğiz. Zaten mekan alemimizde 18 bin alem mekanı zihindi. Ama ölümden korkma derken, ölümden ürkme, kabirden korkma, ürkme, darılma. Zaten kabirdeyiz.
Ölünce uyanırsın. Ölümün bir kardeşi var, uyku. Uyanınca uyanıyorsun değil mi? Yarısı. Biz kabir bu yani. Peki ne? Derslerle, sohbetlerle, evratlarla, eskarlarla uyanabildiğimiz kadar uyanıyoruz. Kabirden çıkıyoruz. Ne yapıyorsun? İnsan kendine yatırım yaptıkça, farkındalığına fark ederse o zaman ölüyor. Bedenen, bedeni hazlardan ölüyor, ruhsal hayata geçiyor. Ölçüyü ruhlar yaptığı için, yani şu, bedenin kabre girmesinden korkuyoruz değil mi? Niçin? Çünkü beden kabrimiz olmuş. Bunun oraya girmesinden korkan, bunun içinde olan benle beraber beni sokacağı için. Ama şeker hastası olmuş, adam kangren olmuş, ayağını kesseniz, toprağa ayak gireceğinden korkmaz. Ondan üzülmüyor. Ayağım toprağa girecek diye üzülmez. Niye? Ben ayaksız kalacağım diye üzülür. Öyle değil mi? Tırnağı kesiyorsun. Tırnaksız kalacağım diye iki uzantı. Yani nasıl onu öyle görebiliyor? Çünkü ben ayak değilim dediği için, ben ayaksız kalacağım için ayak kesilmesinden korkuyor. Yoksa ayağım toprağa girdi diye korkan var mı? Yok. Ha, o zaman beni bedenle tanımlarsan sen içindesin. O zaman bu nereye girerse sen de oradasın zannediyorsun. Oysa buradayken hiç kimse burada burayı yaşamıyor. Ya fikrini yaşıyor, his fikrine giriyor, ya hissine giriyor, ya duygusuna giriyor, ya latifeye giriyor. Dolayısıyla bedeni misali onlardır. Hususi dünya. Şimdi geçiyoruz. Evamiri tekvini, emri tekvini konusu. Biraz herhalde ısınmışızdır. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bu sohbeti bir ekleme de yapmak istiyorum buna. Şimdi gerçi ana temayı biraz önceki görüntülü derste anlattım ama hulasa edeyim, daha eksik gibi gördüm. Şimdi insan dört temelle müteşekkildir. Birisi dimağdır, kafa. Birisi kalptir, birisi ruhtur. Birisi de eylemdir, fiildir. Ama içsel alemde de dörttür. Dimağdır, kafa. En soğan kabuğu gibi dışarısı kafadır, dimağ, akıl. İçeriye doğru girersen vicdandır. Biraz da içeriye gir, kalptir. Daha içeriye gir, ruhtur. Şimdi, niye insan intiharı düşünür veya eder veya çaresine? Çaresi ne? Diyor ki, mesela el ceza min cinsil amel. Ceza geliyor. Hangi, niye geliyor ve nereye geliyor? Hangi yerden hata yaptınsa o cinsten geliyor. Mesela hırs ettin mala mülke, tamah ettin, hizmetlere sahip çıkmadın. Geçim belasını veriyor sana Allah. Ahireti bıraktın. Dünyayı esas aldın. Yahudiler gibi mal biriktirir ama Allah yedirmez. Biter zannı verir, vermez. Ceza o. Yedirmez yani biriktirdiğini. Şimdi bak. Kafa bozulması vehim ve vesveselerinde yaşadığından kaynaklanıyor. Kafa, vehim. Nedir o? Onun çaresi nedir? Şimdi 456 mektubatta o geçmişteki geçmişimiz var ya, işte geçmişimiz deyince bakın bakalım, insansız geçmiş yok. Resulullah var, İsa Aleyhisselam var, Muhyiddin Arabi Hazretleri var, İmam-ı Rabbani Hazretleri var, Şah-ı Nakşibend Hazretleri var, Bediüzzaman Hazretleri var. Bunların icmağına, bunların bütünlüklerine, bunların davasına ünsiyet etmek. Yani bunların yoluna kafa koymak ve tefekkür mesleği seni düşüncenden çıkartır. Demek ki kafamızdaki düşünce bozukluklarından çıkan vehimleri tefekkürle tamir edersin, çıkarsın. Başka yolu yok. İlaçla uyutursun. Demek ki
vehimin sebebi, yani yoku var eden düşüncelerin sebebi doğru düşünememekten, yani tefekkür edememekten. Tefekkür düşünceni kıblesine koyar. Gir içeriye. Vicdan. Vicdanda his var. O da niye bozulur his? Doğru yaşamamaktan bozulur. Doğru yaşamamaktan bozulur. Gir içeriye. Kalp niye bozulur? El-hubu fillah vel-bozu fillah. Allah düşmanlarını sevmeyeceksin. Yani Allah düşmanlarını sevmeyeceksin. Allah düşmanlarına düşman olacaksın. O kalp nazargâh-ı ilahi olduğu için kalbinde sorun varsa demek ki Allah'ın onaylamadığı şeyler içeriye girmiş. Sevmeyeceksin. Allah düşmanlarına düşman olacaksın kardeşim. Onların da şeyini söyleyeceğim nasıl oluyor. Gel biraz da içeriye. Ruh. Ruh da ne ile tamir olur? Bidatlardan uzak duracaksın. Sünnet-i seniyeye tabi olacaksın. İmanı artırmakla ruh tamir olur. Toparlıyorum. Kafamızdaki vehim ve vesveseleri düşünce bozukluklarından geliyor. Onu tefekkürle tamir edeceksin kardeşim. Hissimiz, his var. Hisler böyle, bir öyle, bir öyle çarpışık hisler var. Doğru yaşamakla düzelir. Doğru yaşayacaksın. Kalbimizdeki bir sürü duygular var. Duygular, vefa var, aşk var, muhabbet var, adavet var, kim var, gayz var, öfke var, enaniyet var, kibir var. Bunlar kalbidir. Neyle tamir olur bu? Kalp, el hubbu fillah vel bu'zu fillah. Allah için düşman edineceksin, düşmanlarını. Başkalarını yapmayacaksın. Ruh da neyle tamir olur? Bidatlardan uzak durarak, itikat ve imanını düzelterek. Aksi takdirde 24. sözde şöyle geçiyor, 339. Ben Envar okuduğum için sayfalar ona göredir. Diyor ki, yeysin zulümatından, yeis, ümitsizlik insana zulümat, insanı zulümata sokar. Kimsesizliğin vahşetinden, ortalık insanla dolu, karabalık içinde yalnız işte. Kimsesiz. Niye kimsesiz? Tutunduğun kişiler senin gibi aciz. Fakir, garip, yani maddeten demiyorum. Manevi bir meslek cemaatin olacak, tutunduğun kitap, davan olacak. Demek ki yeisin zulümatından, yeis ümitsizlik insanı zulümata sokar. 2, kimsesizlik vahşetinden. 3, erva habisenin izacatından. Yani seyrettiğimiz filmleri, dinlediğimiz vesaireleri, bulunduğumuz mekanları, oturduğumuz kalktığımız kişileri insana ne veriyor? Erva habise. Bunun tersi erva haliye. Erva habisenin izacatından devamlı seni dürter. Rahatsız eder yani. Sokar sana böyle. İzacatından, rahatsızlığından. Ondan sonra akıl, vicdan, ruh, kalp. Böyle. Bu dört tanesi bir üstüne gelmese vahşet olur. Bu vahşetin dehşetinden. O zaman niye insan intihar eder? Aklı, vicdanı, kalbi, ruhu. Dört tane. Dört tane kabul et böyle çizgi. Bunlar bozulursa dördü artık kaçınılmaz intihar olur. Peki tamiri nasıldır? Çok güzel işte. Risale-i Nur'da şu yapıyor. Aklın mı bozuldu? Tefekkürle tamir ediyor. Diyelim ki vicdandaki hissin mi bozuldu? Kalbin de tamir ediyor. Yani dört taneden bir tanesi
sağlam olursa diğerlerini tamir ediyor. İntihara atmıyor seni. İntihar an şartta unutma. Akıl gir içeriye, soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye, ezber söylemiyorum. Dışarıdan içeriye doğru. En dışarıda akıl var. Gir içeriye vicdan var. Gir içeriye kalp var. Gir içeriye ruh var. Eğer dördü de aynı çizgiyi aynı seviyede bozulursa bu kaçınılmazdır intihar. Ama diyelim ki vicdanı bozuldu. Akılla tamir edersin, kalple tamir edersin, ruhla tamir edersin. Yani dört taneden bir tanesi, iki tanesi bozulsa, hatta üçü bozulsa, bir tanesi sağlam kalsa gerisini atmaz intihara. İntihar onun için çok zordur. Blok olmasa. Demek ki bizim İslam mesleğinde, İslam düşünüründe, ekolunda yani İslam, ehli sünnet vel cemaatta akıl bozulabilir, vicdan tamir eder. Vicdan seni ayakta tutar. Vicdan da bozulur, kalp seni ayakta tutar. Kalp da bozuldu, iman yani ruh seni ayakta tutar. Tutar yani, bırakmaz seni. Mesela insanı dünya hayatını güzelleştiren sebeplerden birisi de diyor 135 Mesnevi Nuriye'de dünya aynasında temsil eden hidayet nurları var. O büyük insanların sevgili, sevimli timsalleri vardır diyor. Yani mesela ben geçmişime bakınca böyle bir ustadımı görüyorum. Rüştü abiyi görüyorum beni eğiten. Ondan sonra Zübeyir abiyi görüyorum ekolumuzu. Dağ arkaya gidiyorum, ustad, dağ arkaya gidiyorum, Mevlana Halid'i, İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yani istifade ettiğim, kuru bir iddia değil bunlar. Kitaplarından, hayatlarından, hayatın kesitlerinden, ortaya koydukları veciz cümlelerden. Ondan sonra dağ arkaya gidiyorum, sahabe var, İmam-ı Azamlar var, Resulullah var aleyhissalatü vesselam. Değil mi mesela? Böyle arkaya gittiğin zaman insansız düşünemezsin. Onların sevimli timsalleri var. İstikbale baktığım zaman bu geçmişimdekiler önümdeler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene geri. Ama gideceğim kabirde. Bak hem mazim olmuşlar hem istikbalim olmuşlar. Onlara ünsiyet etmek, onlara tutunmak, onların birliğine birlemek, evham ve şubuhat hücum ettiği zaman onların ittifaklı sözlerine kanaat etmek, onlara kanaat etmek, edebilmek. Yani ustada, İmam-ı Rabbani Hazretlerine, ne bileyim Geylani Hazretlerine, Bahauddin Şah-ı Nakşibendi Hazretlerine, evlatlarına, eskarlarına, hayattaki ölçülerine kanaat edebilmek, yaşayabilmek, onlara tutulmaktır. Onlardan sirayet ediyor, ruhaniyetleri geliyor ve bizi bu dünyada yaşamamıza vesile oluyor. Ama intihar eden işte dikkat ederseniz hep hayatları sorgulamışlardır vesaire yapmışlardır. Ya derse gitmiyor, risale okumuyor, kitap okumuyor, zikir etmiyor. Yani Kur'an, Evrat, İzbul Kur'an okumuyor. Sorgulayan, yargılayan, iten, kalkan, sevmeyi bilmediği için sevilmeye de hakkı kalmamış. Affetmiyor, affedilmeye hakkı olmuyor. Beni kimse sevmiyor, sebebi sevmediğin için. Herkes benim üzerime geliyor. Sen de herkesin üzerine gittiğin için oluyor. Ben tam tersine ben bu hayatımda şey yaptım. Ne kadar affettimse herkes beni affetti yani o nispetle. Kimsenin üzerine gitmeyince kimse üzerime gelmedi. Ben üzerine gittim, hakikaten benim üzerime geldiler. İşime baktım, o zaman hiç kimse bana meşgul olmadı bende. Yani bu böyledir. O zaman kendini merkeze koyacaksın. İşin evveli ve ahiri. Risale-i Nur'un derslerine gideceksin. Okuduklarını, kısmen tefekkürü şeylerini mutlaka ama mutlaka okuyup geçme. Yaz onu. Ondan sonra Kur'an'dan dersin olsun. Ve Hizbul Kur'an'dan dersin olsun. Şöyle bir şey yapılıyor. Ben bunu nakıs görüyorum, eksik görüyorum. Yanlış diyemem ama eksik görüyorum. Cemaatta haftada bir cüz veriliyor. Bir cüz bitiyor. Adam mesela kardeşimiz onu bir günde bitiriyor, iki günde bitiriyor. Ondan sonra koca 6 gün boş. Olmaz kardeşim bu.
Kur'an nurundan mahrum olma. Her güne böl yani. Her gün okuyacağın evradın olsun. Sıkıntılara böyle ruh darlıklarına, insan rahatlamasına ait ayetler var. Bediüzzaman Hazretleri Hizbul Kur'an diye bir mecmua yapmış. Kur'an'dan seçilen ayetlerdir. Onlardan mutlaka her gün olsun. Ne yaptık? İki. Risale-i Nur oku. Kur'an'ını her gün mutlaka bir sayfan dahi olsa oku. Hizbul Kur'an'dan da oku. Haftada bir gün derse git veya canlı yayınlarına katıl. Ama artık dersler açıldı yani. Korona dahi olsa uzaktan falan bir şeyler oluyor. Yani nasıl oluyor? Ya oluyor işte. Bulan, arayan buluyor işte. Biz yapıyoruz mesela. Mesela günde 5-6 tane canlı yayın yapıyorum. 6 tane. 3 tane canlı derse katılıyorum. 3-4 tane. Tamam. Oluyor yani bulursan. Ondan sonra ne yaptık? Risale'ni okuyorsun. En önemlisi elinden geldiği kadar YouTube'lardan vesairelerden uzak dur. Bunu diyen de pek yok. Uzak dur. Onu 339'da sözlerde erva habisinin izacatından. Yani seyrettiğimiz, dinlediğimiz olumsuzluklarsa içerimize erva habisi oluyor. Habis ruhlar oluyor. Yani o şarkıyı kim söylüyorsa onun ruhsal yapısı kopyala yapıştır bizde oluyor. Nasıl ki adam şarkı söylerken jiletlenince herkes jiletleniyor. Niye jiletleniyor? Kabrinde bulsun. Peki adam şarkı söylerken söylüyorum. Herkesin elinde jilet. O jilet atınca herkes jilet atıyor ve ondan sonra o şarkı, o müziği kim, o adam dinlerse jilet atmış diye artık her dinlerken jilet atma ihtiyacını duyar. Çünkü sihirleniyor. Müziklerde sihir yapılıyor, büyü yapılıyor. Bu işin uzmanıyım. Burada tevazu göstermeyeceğim. Yani subliminal yapılıyor. Derslerin, sohbetlerin altında başka ses konuluyor. Ses, sen duymuyorsun. Filmlerin altında resimler var. Bilmiyorsun, göremiyorsun mesela. Müzikleri ters yazın. Bir tanesi vardı böyle. Nasıl böyle Allah'a küfür ediyor müzik. Arabesk gibi gözüküyor. Böyle düz söyleyince o. O cümleyi, müziğin cümlelerin kelimeleri tersten oku. Bak Allah'a nasıl küfür ediyor. O zaman adam yazmış mesela. Tövbe estağfurullah. Allah affetse ben affetmem. Ondan sonra Tanrım seni mi buldu? Ondan sonra bir tanesi diyordu, onu hiç ömrümde duymadım ama diyordu, bilmiyorum doğru mu? Sussun ezanlar açılsın meyhaneler diyor adam bak. Ne oluyor o zaman? O ezan, sen nazar muhabbetle dinlersen onu, ezanın ruhaniyeti seni blok ediyor, seni ihya etmiyor ki. Ne olacak der müzik? Evet ne olacak? Evet ne olacak dediğin için zaten ilaç içiyorsun. Peki. Ben belki faydam olur diye bunları anlattım. Kendi şeylerimi, istifademi size takdim ettim. 3 yer öneriyorum size. 456 mektubatta 3.sünü okun ama yaz. Mesnevi Nuriye 135 İlem Eyyül Aziz dünya hayatını güzelleştiren orayı oku yaz. 3. Sözler 339 önümde. Şimdi sen dahi ey katri içine giren Hakim filozof. Burayı da bir oku. Ondan sonra yeter sana zaten not alarak. Mutlu olanlar derdi kederi olmayanlar değil. Onları yönetebilenlerdir. Olayın arkasına geçmişlerdir. Hamiyetli insanlar, büyük insanların dertleri dağlar gibi daha fazladır. Ova meyveleri yetiştir elma armut ama fırtınayı, şimşeği, kar tipileri dağlar çeker ki ovaya su verelim diye. Onun için peygamberler ve onu takip edenler daha fazla sıkıntılı ama daha cennet yaşıyorlar. Sebebi sıkıntısızlık bir dünya yok. Yönetemeyen insan vardır. Sıkıntısını yönetemeyen vardır. Sıkıntısızlığı talep etmek sıkıntıdır. Sıkıntısızlık, dertsiz bir dünya talep etmek dünyayı derde dönüşür. Niye? Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Selamun aleyküm. İnşallah dua edersiniz.